İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi bizning mezhep başımız yaxshi yine savdogar bo'lganliklarini tarixchilar aytadi. U zot ipakchilik bilan shug'ullanganlar. Yaxshi savdogar bo'lganlar. Bishir isimli bir savdodagi sheriklari bo'lgan. O'sha Bishir savdo qilish masalasida Misrga qarab yo'l oladi. Abu Hanife rahmatullahi aleyhi unga bir qancha ipak matolarini berib, o'shini borib sheriklikka sotib kelishligini iltimos qiladilar. Ama bazı matolarının bir kısımları da ayıbilik buladı, kemçiliği buladı. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi o matolarını beriyatıp, bana bu cahide kemçilikleri var, satiyatken İngilizce şunu ayıtıp satayım da beriyatı. Kaytıp gelgenlerden ki, savda hakkı da sonra gelgenlerde, savda ucuda kızgın bu genliğine, yakışık yine fayda bu genliğine ayıtıp, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi'ye maktanadılar. Şunda Abu Hanife rahmetullahi aleyhi, ben sizge bergen matolar içinde ayıbı, kemçiliği, borları borudu. Şunu ayıttıp sattıngiz mi degenleri de afsuz, huzur, savda bilen kızıkıp getip şu esimden çıkıp kalıptı. Şunu da ilgiçe satıp yuvarıp ben dediler. Şunu da İmam-ı Azan Ahmadır Aleyhi hemme savdadan çıkan faydasını ihsan kılıp tarikatı yuvarı gerekenler. Çünkü endi şubha aralaşıp kaldı. Ana bu hakiki savda geldi. Hakiki tacir. Ana şundaki tacir bulsak azizler inşallah kıyamet kayın bulgende yukarıdaki aytilingen makamge yaraşa yani Allah'ın arşini sayesinden cay aladigan siddikler bilen birge buladiganlardan bulamız. Dünya şirin narsa azizler. Hammaga ham dünya yok adı. Hamma ham boy bo'lishni xohlaydi bu tabii insonning fitrati shunaqa. Lekin mana shu boylikni ertaga hisobi bor. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh taolo bu boylikni qayerdan olganimizni ham so'raydi va qayerga sarflaganimizni ham so'raydi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam qiyomat qoyim bo'lganda insonlar qabrdan turilganda 5 ta narsani so'ramasdan turib yoki 4 ta degan hadis ham bor. Sorarmasdan turib bir qadam ham yurishga ijozat bermaydi dedilar. Mana shunda so'raydiganlarning ichida an malihi minaynaktasabahu va fima anfaqahu dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Ya'ni moldan so'rar ekan qiyomatda tasavvur qiling qabrdan turilishga Alloh taolo so'rayapti. Molni qayerdan topding va qayerga sarflading deb. Ana shuning uchun ertaga qiyomatda so'roq savol bo'linishligini bilganimizdan keyin mol dunyoda topishlikda juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bu dunyo o'tkinchi ekan. Hech kim o'zi bilan topgan dunyosini olib ketmayotganini hammamiz ko'ryapmiz. Milliard milliard pullari bo'lsa ham Alloh taolo tomonidan kelib qolsa u o'limini to'xtatib qola olmayapti. O'zi bilan birga olib keta olmayapti. O'zimiz bilan birga olib ketadigan narsalar faqatgina savob amallar, yaxshiliklar, ezgu niyatlar.